Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali. Portal Time bana hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden video çekimlerine başlıyoruz. Hemen başlayalım. Bugün zeka kriterimi göstereceğim. Sesim biraz değişik gelebilir çünkü koronayım, koronavirüsüne yakalandım. Bakalım hayırlısı. İlk başta şunlardan başlayayım. Ortalama kriterinden. Bunlar böyle 3 tane almıştım. 3 de böyle set halindeydi. Biri 3 santim, biri 5 santim, biri 7 santim. Böyle 3'ü. İşte bu küçük boyut. Bu normal boyut. Bunu havuzdayken çözüyorum. Denize gittiğimde falan. Bu da normal büyük boyut. Şöyle. Bu arada sesim biraz kötü gelebilir çünkü bu videoyu 3. kez çekiyorum. İkisinde de olmadı. Üçüncü kez çektiğim için artık sinirlendim. Kusura bakmayın, biraz sesim kötü gelebilir. Sonra şöyle bir 3x3'üm var. Stickerless ilk küpüm bu benim. Bunu daha uzayken çözeceğim ama bu çok fazla patlıyor. Gördüğünüz gibi zaten çok zor çevriliyor havuzu çözdüğüm için. Bu da böyle küp. Sonra şöyle Rubik's küp var. Bir zamanlar orijinal diye aldığımız küp. Kırtasiyelerden aldığımız. Bu gereksiz derecede pahalı. Ama güzel bir küp. Yani sağlam ama çok kötü dönüyor. Bu küp benim nereden baksanız 8 seneden fazla. Belki 9 seneyi de geçmiştir. Ben zaten 6 senedir küp almıyorum. En son 6 sene önce aldım. Yani benim aldığım küpler eski olabilir ama benim aldığım dönemin yani en ileriydi. O zaman onlardan iyi küp yoktu yani. Bu da böyle bir küp 3x3. Şu anki kullandığım ise Cyclone Boys 3x3. Benim zamanımın Nirvana'sıydı bu. Alex Ures'ten almıştım bunu. Böyle güzel bir küp. Seviyorum ben bunu. Güzel yani, öyle. Anlatacak çok farklı bir şey değil bu da. 2x2'lerden şöyle bir tane Y küp var. Pardon, G küp var. 2x2. Bunu da havuzda çözüyorum. Bu bayağıdır havuzda çözüm için işi gördüğünüz gibi sararmış. Bu iyi bir küp değil. Yani iyiydi de ben havuzda çözüm için bok ettim bunu. Bu da böyle bir küp. Bunu da koyalım. Şimdiki kullandığım ise saklambaç 2x2. Dediğim gibi saklambaç o zamanlar 2x2 ve 3x3'te en iyisiydi. Şu an hangisi bilmiyorum. 2x2 veya 3x3'te takip etmiyorum yani. Bu da böyle bir küp. 4x4'te gelelim. 4x4'te morphing çiği var. Benim çoğu küpüm zaten morphing çiği. Morphing çiği o zamanlar en iyi küp. 3x3 ve 2x2 de en iyisi. Saklan boyusu da ama 4x4'te morphing çiğiydi çoğunlukla. Bu böyle bir küp. Ben seviyorum 4x4'ü. Öyle yani. Başka da anlatacak çok bir şey yok. Bu küpte nereden baksam 7 senelik falan. Dediğim gibi ben bir 5-6 senelik falan asla küp almadım hiç. Yani küp bırakmıştım zaten. Öyle bir koleksiyon videosu çekeyim dedim. Şöyle 5x5 var. Kırtasiye küpü. Kırtasiye de Konya'dan almıştım bunu. Bu da böyle bir 5x5 küp. Normal. Kırtasiye küpü. Şöyle bir 5x5 var. Bu da G'yi 5x5. Bu güzel. Stickerless bir küp. Etiket yok yani. Böyle. Ben bunu seviyorum. 5x5'i genel olarak seviyorum zaten. En büyük küp şu anlık 5x5 var bende. 8x8 vardı. Bu patladı. Parçaları şu an nerede bilmiyorum bunun. Burada olmayabilir. Bu da böyle. Şöyle bir Pyraminx var. Bu da Morphing Chi'nin 12 renkten oluşuyor. Hani bilmeyenler için söylüyorum. 12 renkten oluşuyor. Bu da böyle zor gibi görüktü, zor olmayan küplerden. Bu da böyle bir küp. Master Morphix var. Bana göre en zor küp bu. Morphing Chi'nin. Yani zor dediğim en uzun süren şeyine göre, neydi, boyutuna göre mi diyeyim, ne diyeyim artık. Ama güzel bir küp, eğlenceli bu da.
Bunu öğrenmem bayağı zaman almıştı. Bunu da AliExpress'ten aldım Mofi için. Zaten çoğunu AliExpress'ten aldım. Şöyle bir Y küp var. Bu da Mofi için. Y küp de yine sevdiğim küplerden. Scoop'a benzediği için. Scoop'un yarısı gibi bir şey zaten. Hatta öyle direkt. Ama güzel bir küp. Genel olarak. Yani ben bayağıdır küp çözmüyorum zaten de. Böyle bir sadece tanıtım videosu çekeyim. Çok bir küpüm de yok zaten. Şöyle 1x3x3 var. Evet, 1x3x3 aynen yanlış söylemedim. Bu da şöyle işte şekil değişen bir küp. Böyle şekillere falan giriyor. Garip bir küp. Şöyle hemen yapalım hatta. Bu da böyle bir küp. Şöyle bir tane sinek küp var. Bunu Türkiye'den aldım. Yani Kırtasiye'de rahat da bulabiliyorsunuz. Böyle açılıyor. Ondan sonra geri küp şeklini aldırıyorsunuz. Yani küp şekline geri çeviriyorsunuz. Ben bunların nasıl yapıldığını videolarını çekeyim mi yani size sorayım. Eğer hani çek diyorsanız çekeceğim. Yani yorumlarda belirtin bunları. Çünkü benim arkadaşlarımın birçoğu yani yanlış mı yaptım ya kafam karıştı. Arkadaşlarım birçoğu hani hep zeka küpü nasıl yapılıyor ilgili videolar falan çek diyor. Onun için size de sorayım. Yani eğer hangi küpün çekim videosunu istiyorsanız çekelim. Genel olarak işte bu niye uzun sürdü böyle ya. Neyse unutmuşum bunu da. Bu da böyle kare şeklini alıyor. Bir tane daha böyle sinek küp var. Bu da Kırtasiye'den aldım bunu da. Türkiye'den bulabilirsiniz yani bunları. Türkiye'de bu işlerle uğraşan çok adam olmadığı için Türkiye'de aslında küp olmak sıkıntı. Benim zamanımda uğraşan çok fazla küple uğraşan yoktu. Ben bayağı önceden bayağı eski bir küpçüyüm ama yeni küpçüleri hiç tanımam veya yeni küplere falan hiç uğraşmam. Yarışmalarına falan da katılmam ama kendi çapımızda benim izlediğimde şey yapan yoktu yani YouTube'da yapan yoktu. Ben şey yapmıştım. İngilizce videolar öğrenmiştim bunların birçoğunu. Sadece 3x3'ün videoları vardı. Bu da yapınca işte geri top şeklini alıyor. Yapalım hemen şunu da. Yarım kalmasın bu da. Böyle top şeklini alıyorum. Şöyle skew küp var. Bu da güzel bir küp. Bu da güzel yani. Dediğim gibi sikiyor. Bu da Morphing. Yani bu da güzel. Sickles bunu da seviyorum. Morphing o zamanlar tabi Nirvana'ydı. Şu an nasıl bilmiyorum. Bu da Pyraminx Cube. Bu da üçgen işte. Genel olarak bu da güzel zaten. Dediğim gibi o zamanlar en iyiydi. Şu an ne derece bunlar belki çöptür belki efsanedir bilmiyorum ama bu da Square One. Bu da işte şekil değiştirebilen bir küp. Bunu da en son karıştırmışım ama yapmamışım. Böyle yani işte neyse bunu yaparım sonra ben de şey olmasın video uzun sürmesin şimdi. Sonra bir tane de son olarak bu küp var. Bu da AliExpress'te bana çekilişle geldi. Bunu bedavaya aldım zaten. Yani öyle oldu. Çekilişe katıldım. Zekalık'ın. O da çıktı. Aynı şekilde şurada sanal gerçeklik gözü var. Bunu da çekilişine katıldım AliExpress'te. O da gelmişti. Genel olarak küplerim böyle arkadaşlar. Yani çok bir küpüm yok aslında. Ama ne az ne çok. Bana yetiyor. Benim hoşuma gidiyor. Bayağıdır çözmüyorum. Dediğim gibi zaten ben küpü bırakalı 5-6 sene oldu. 5-6 senede hiç küp almadım. Çoğu zaten arkadaşlarıma falan verdi. Bu yüzden az küpüm var. Bu kadar genel olarak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.